Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar. Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü olarak 38.sini düzenlediğimiz uzaktan eğitim seminerleri kapsamında Milli Savunma Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Cüneyt Güneş hocamızı misafir ediyoruz. Cüneyt Güneş hocamız bugün bize Bizans'ın Anadolu'daki düzeni, tema sistemi başlıklı bir sunum yapacak. Hocamız doktorasını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde yine bu konu üzerinde Bizans Anadolu'sunda askeri ve idari bir sistem, tema sistemi adı altında yaptı ve bu çalışması da Türk Tarih Kurumu tarafından kitap haline getirildi. Hocamız mevcut durumda Milli Savunma Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür Son ederim. olarak sorusu olan arkadaşlar sunum bitiminin ardından gerek söz alarak gerek mesaj yoluyla sorularını hocamıza sorabilirler. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim Onur Hocam. Öncelikle bu nazik davetiniz için başta İlhami Hocam olmak üzere sizlere çok teşekkür ederim emekleriniz için. Ben de malum olduğu üzere uzun süredir Bizans hakkında konuşmuyordum. Benim için de bir vesile oldu. Yani yaklaşık 2 senedir Bizans konuşmayan bir Bizans tarihçisiyle karşı karşıyasınız yani şu anda. Dolayısıyla dilimin döndüğünce size tema sistemini anlatmaya gayret edeceğim. Sayın hocalarım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Genellikle araştırmacılar arasında tartışmalı olan bir kelime ya da bir sistemi ele aldık. Tema dediğimiz kelime aslında Grekçe'de tekili tema, çoğul ise temata olarak kullanılan ve 7. yüzyıldan 11. yüzyılın ortalarına kadar hemen hemen Bizans İmparatorluğu'nun idari, askeri, sosyo sistemini yani varoluş şeklini biçimlendiren bir kelimeden bahsediyoruz. Bunu şimdi erken dönem kaynaklarına dair mesela özellikle 6-7. yüzyıldaki kaynaklara dair herhangi bir atıflarla karşılaşmıyoruz ama bize bu kelimeyle alakalı özellikle 9. yüzyıl kaynağımız olan Telefonist'te bir miktar öncesinde de yine bir atıf var tema kelimesiyle alakalı. Dolayısıyla bu kelimenin Grekçe kökenine baktığımızda aslında yerleştirmek, düzene koymak ya da bir askeri birliğin içerisinde bir birimi tanımlayan kelime olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla burada bu kelimeyi tespit ederken aynı zamanda söylediğim tarih aralığında da bir sistem üzerine gerçekten imparatorluk bunu organize etti mi etmedi mi tarzında bir çalışma gerçekleştirdik. Batılı araştırmacılar tabii bizim ülkemizde maalesef bu konulara çok fazla kafa yoran araştırmacılarımız yok. Özellikle tema, tımar dolayısıyla bazı çalışmalar var. Ya da tümen kelimesiyle bağlantılı çalışmalar var. Ancak Batılı araştırmacılara baktığımızda özellikle bu yine kelimenin biraz önce de ifade ettiğim gibi kaynaklarda geçtiği şekliyle bir yere yerleştirmek, düzene koymak anlamında kullanıldığını ancak bunun bir sistemi ifade edip etmediğiyle alakalı tereddütler mevcut. Yani bizim aslında baktığımızda doktora tezimizin ya da çalışma alanımızın orijinalliğini ortaya koyan şey bunu bir sistem olarak ele almamız. Biraz sonra zaten bunları ifade edeceğim. Aslında bu kelime haritada gördüğünüz üzere özellikle 636'da bizim İslam Devleti malum olduğu üzere 622'de kuruluyor. Tabii ilk vahiy 610'da geliyor. Arkasından 622'de İslam Devleti devletleşiyor ve devletleştikten sonra hızlı bir şekilde kuzeye yani Bizans İmparatorluğu'nun şehirlerine doğru hızlı bir şekilde genişleme gerçekleştiriyor. Özellikle Hazreti Ömer döneminde Bizans İmparatorluğu neredeyse Yakın Doğu'daki hakim olduğu bütün toprakları elden çıkartıyor. Burada da önemli bazı dönüm noktası hadiseler ve bir savaş var ki o da 636 Yermük Savaşı. İmparator Heraklius'la Hazreti Ömer dönemi tekabül eder. Aslında
Bu imparatorluk coğrafyasını, yani Yakın Doğu'da imparatorluğun hakim olduğu o coğrafyada 636'da büyük bir mağlubiyetin alınması demek, imparatorluk birliklerinin o savaşta hayatta kalan mevcut birliklerinin geriye doğru çekilip arkasından yeni bir ne diyelim, idari ve askeri düzenle ya da haritada gördüğünüz üzere bölgeler bazında yeniden düzenlenmesini de ifade ediyoruz. Tabii bu şöyle 10-20 senede olabilecek bir düzenleme değil. Şimdi 626'daki Heraklius'un Sasaniler üzerine gerçekleştirmiş olduğu seferde Heraklius'un imparatorluk birliklerinde bir takım değişiklikler, düzenlemeler yaptığını kaynaklar bize söylüyor. Dolayısıyla birliklerini düzenliyor. 636'dan sonra da bu yenilgiyi aldıktan sonra İmparator Heraklius muhtemelen, çok muhtemelen o hayatta kalan birliklerini Anadolu'da burada görmüş olduğunuz işte Ankara, özellikle Amorium, işte belli stratejik noktalara hayatta kalan birliklerini geri çekiyor. Kendisi de zaten Konstantinopolis'e gidiyor malum olduğu üzere. Ancak bu ifade ettiğim gibi böyle 10-20 senede olabilecek bir süreç değil. Hatta bu sistemin işte Heraklius da gerçekten başladığı sistem derken bu bölgelerin ortaya çıkıp çıkmamasıyla alakalı Heraklius'un bir payının var olup olmadığı ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Yani bunu sistem olarak ifade ettiğimizde aslında bu bir sürecin parçası. Yani bunu şöyle düşünelim. İmparator Diocletianus'tan itibaren başlayıp arkasından Justinianus dönemi, Mauricius dönemi, Phocas döneminde yapılan idari askeri değişikliklerle bir bağlantı, bir bütünlük üzerinden okumamız lazım bu sistemi. Arkasından da adlıları tarafından ve özellikle 10. 9. ve 10. yüzyılda bir sistemi ifade eden bölgelerden bahsediyoruz. Onur Hocam. Yani burada tıkandım. Yardımına ihtiyacım var. Sorun nedir hocam? Sorun nereden devam edeceğime dair. Evet. Hocam slide'e geçerseniz eğer. Bazen hocalarda böyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Bir anda böyle kelime gelmiyor biliyor ders anlatırken. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Onun için tıkandığım zaman yardımınıza ihtiyaç duyabilirim. Evet. Nihayetinde 636'da İmparatorluk birlikleri geri çekildikten sonra bir süreç içerisinde haritada görmüş olduğunuz tema bölgeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların başında da malum olduğu üzere bizim Roma'dan da gelen bir gelenekle Strategos adını verdiğimiz bir yönetici mevcut. Ama bu yöneticinin şöyle bir özelliği var. Olağanüstü idari ve askeri yetkilerle donatılmış bir yönetici. Yani burada görmüş olduğunuz Antiochon temasında bir strategos, bir komutan yönetici var. Onun altında asları, yöneticileri var. Askeri ve idari düzen altında aynı zamanda kendi yaşantısıyla alakalı da asları var. Opsikyon ve Ermenekon ya Trakesyon'da da her birinde ayrı bir idari askeri yönetici var. Seferleri gerçekleştiren ve özellikle bu Taşra eyaletinde ki bir müddet sonra bu tema bölgeleri Balkanlarda da çıkmaya başlayacak. Orada da aynı şekilde yani imparatorluk özellikle İslam devletinin Anadolu işlerine devam eden akınlarını engellemek, yani olumsuz etkilerini engellemek için bu strategozları ve bu bölgelerdeki birlikleri kullanacak. Yani imparatorluk sefere çıktığında Opsikyon temasından ki birlikler ve strategozlar emir gelecek. Onlar belli bir nokta, bir toplanma noktası var. Orada toplanacaklar. Arkasından Anatolikon ve işte Ermeniyakon gelecekse gelecek. Arkasından İslam Devleti'ne karşı bir mücadeleye, bir sefere kalkışacaklar. Dolayısıyla burada strategozlara düşen hem idari ve askeri hem de bölgenin kendi hakim olduğu coğrafyada, temada, tema bölgesinde mali olarak imparatorluğun ne diyelim ve özellikle toprak sistemin işleyişini sağlamak. Yani bunlar sadece ordu komutanları değil. Yani 10 bin, 15 bin kişilik birliklere bunlar idare etmiyorlar. Bunların aynı zamanda kendi içlerinde tarımdan sorumlu,
yani tarımın iyi bir şekilde işlemesi, vergilerin toplanması gibi çeşitli görevleri de mevcut. Dolayısıyla savaşın olduğu esnada ordusunu hazırlıyor. Belli bir noktada imparatorluk birlikleriyle beraber hareket ediyor. Arkasından da savaşın olmadığı dönemlerde kendi bölgesindeki o iktisadi, sosyo-iktisadi sistemin işleyişini sağlıyor. Tabii buradaki en önemli husus da toprağın işleyişiyle alakalı. Malum olduğu üzere bir ortaçağ devletinden bahsediyoruz. Yani bir Roma devletinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada toprak sisteminin iyi bir şekilde işlemesi gerektiği ortada. Şimdi bu temaların ya da tema sisteminin ortaya çıkışındaki esas unsur, ifade ettiğim gibi, İslam devletinin tehdidi. Yani bu tehdit imparatorluğun kendi iç kaynaklarında güçlenmesini sağlayacak olan ve 9-10. Yüzyıla geldiğimizde o işteki büyümeyi sağlayacak olan tehdit İslam tehdidi. Balkanlarda ise tabi bilin üzere orada Slav tehdidi var ya da farklı tehditler var. O çerçevede de Balkanlardaki tehditlere karşı Balkan temaları oluşacak. İlk başta gördüğünüz üzere burada şimdi tek tek aslında üzerinde de durulabilir ama çok uzun olur. Deniz teması olarak ifade ettiğimiz şu Kübriyaton teması bizim İslam devletiyle, yani Selevkiya'da bulunan İslam devleti sınır, Lamis Nehri sınır olmak üzere yaklaşık Miletos'a kadar olan bölgeyi denizle koruyor. Yani donanma birlikleriyle koruyor. Trakesyon temasının hem iç bölgesi var hem deniz kıyısı var. Dolayısıyla burada hem iç ve hem de karada bir korunma söz konusu. Burada Anatolikon teması imparatorluğun 11. yüzyıla kadar neredeyse en güçlü teması. Yani bunu Amorion Hanedanı'nın, işte İmparator 3. Leon'un tahta çıkışıyla da görüyoruz mesela. İşte ya da İzoria Hanedanlığı'nda da görüyoruz. Genellikle imparatorlar buradan Anatolikon temasının askerlerinin desteğini alarak Konstantinopolis'te çok rahat bir şekilde yönetimi ele geçirip bir strategos imparator olabiliyor. Diğer taraftan Obsikyon teması, bu da malum olduğu üzere Bizans İmparatorluğu'na en yakın tema. Ama bunun şöyle bir özelliği de var. Burada hem piyade askerler var hem de süvari askerler var. Dolayısıyla Konstantinopolis'in korunmasıyla ilgili en yakın konuda olduğu için Obsikyon temasının da önemini vermemiz gerekiyor. Burada Ermenekon temasıyla alakalı da malum olduğu üzere doğudaki özellikle İslam devletiyle olan sınırın korunması özelinde ve yukarıdan bir müddet sonra ortaya çıkacak olan Rus tehdidine karşı Ermenekon temasının bir mücadelesi söz konusu. Tabii yukarıda bir müddet sonra yine o Rus tehdidine bağlı olarak Kaldiya teması kurulacak. Şimdi şunu ifade edeyim. Bu isimlerin Trakesyon, Antrakyon, Obsikyon ya da Ermenekon'un bunların coğrafyayla çok bir bağlantısı yok. Yani içerisinde yaşayan etniklerle de alakası çok fazla yok. Zaten kaynaklara baktığımızda burada yaşayanlar mesela Ermenikoy diye geçer. Anatolikon'da yaşayanlar Anatolikoy diye geçer. Anatolikonlular yani. Trakesyonlar kendi içerisinde aynı zamanda bir halkı da ifade ediyor kaynaklar. Dolayısıyla böyle kendi içerisinde bazı ayrımları da var. Ya kısaca şunu söyleyeyim. Özellikle tema kelimesiyle biz neyi ifade ediyoruz maddeler halinde? Bir, 636 Yermük Savaşı'ndan sonra, İslam Devleti'yle yapılan Yermük Savaşı'ndan sonra hayatta kalan imparatorluk birliklerinin Anadolu'nun güvenli görülen iç kısımlarına doğru çekilmesi, geniş bir coğrafyayı kapsayan ve sabit bir stratejik garnizon merkezi olarak oluşturulan bölgeleri. Yani Anatolikon bir geniş bir bölge, eyalet bölgesi gibi, onun merkezi Amorion, stratejik ve önemli olan idare askeri komutanların bulunduğu bir merkez, belli bir nüfusunda olduğu bir merkezi. İlk başta bunu ifade ediyoruz. İkincisi, atlarının kurulduğu coğrafya ile herhangi bir bağlantısı olmayan, ancak kendi tema adlarıyla anılan birliklerin sayısının bir müddet sonra artmasıyla konuşlandıkları coğrafyanın da kendi adıyla, yani tema adıyla adlandırılması. Biraz önce söylediğim gibi
Antolikon tema coğrafyası. Mesela böyle geçiyor. Antolikon teması. Aynı zamanda temanın özgü adıyla anılan, teşkilatlanmış ve organize edilmiş askeri birlikleri. Antolikon birlikleri. İşte Kübriyaton birlikleri, Trakesyon birlikleri. Yani her birimin ya da Ermeniye koy birlikleri. Belli yani. Aynı zamanda idari, askeri ve sosyoekonomik işleyişiyle bu tema kelimesiyle bunu ifade ediyoruz baktığımızda. Dolayısıyla bu sistemin ya da bu bu düzenin oluşmasının temel noktası Anadolu. Çünkü imparatorluğun elinde kalan yakın doğu toprakları, zengin topraklar elden çıkmış. İmparatorluğun elinde kalan en önemli coğrafya. Dolayısıyla imparatorluğun bunu elinde tutması için bir formül geliştirmesi gerekiyor. O formülü de geliştirirken kendi içerisindeki kaynakları değerlendiriyor. Bu kaynakları değerlendirirken şunu da yapıyor imparatorluk ki sık sık karşılaşırız mesela. Slavların şimdi tabii İslam akınları başladıktan sonra malum olduğu üzere Slavlar Balkanlardaki Slav tehdidini azaltmak için Slavların Anadolu'ya nakledildiğini, göç ettirildiğini biliyoruz. Bulgarların mesela göç ettirildiğini biliyoruz. Bu şekilde göçler gerçekleştirilerek Anadolu'nun belli bölgelerine özellikle sınır Toros Dağları bölgelerine yerleştirilerek burada İslam Devleti'ne karşı bir tampon bölge de oluşturuluyor. Zaten sınır hattı içten çok farklı bir konumda. Yani sınırı Bizans İslam Devleti sınırı zaten ayrı bir çalışma ve problematiği olan bir konu. Dolayısıyla bunu da temalar üzerinde ayrıca sınır bölgeleri olarak değerlendirebiliriz. Ama buradaki esas önemli nokta bir sistemin ya da bu bölgelerin ilk başta Anadolu'da İslam Devleti'nin tehdidini ortadan kaldırmak için kurulduğunu ve bunun sebebinin de Yermük Savaşı'nın olduğunu ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir uzun bir giriş yaptık. Evet şimdi mesela niye böyle bir hem burada yüksek lisans doktora yapan hocalarımız da öğrencilerimiz de vardır. Onlar için de bir örnek olması için bunları da ekledim. Şimdi niye böyle bir konuyu biz tercih ettik mesela doktora çalışırken? Öncelikle şimdi konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi batılı bilim adamları tarafından bu konuya yani 1940'lardan itibaren kafa yorulmuş. Ama bunu Anadolu özelinde ve bir sistem çerçevesinde ele alan bir bilim insanı yok şu anda. Dolayısıyla müstakil bir çalışmayı hak ediyor diye düşündük. Çalışmanın amacı malum olduğu üzere ilk başta bir Sasani tehlikesi var. Sasani tehlikesinden dolayı Anadolu coğrafyası epey bir harap olmuş. Nüfus azalmış, askeri birliklerin sayısı azalmış. Sasaniler Konstantinopolis'in dibine Üsküdar'a kadar gelmişler. Dolayısıyla arkasından bir müddet ya çok kısa bir süre sonra İslam Devleti tehdidinin ortaya çıkması imparatorluğu bir şaşkınlığa uğratıyor. Çünkü tam İmparator Heraklius Kudüs'e kadar gitmiş, 626 seferini yapmış, geri dönmüş. Arkasından İslam Devleti imparatorluğun bir şeyi olarak ortaya çıkıyor, tehdidi olarak. Dolayısıyla İmparatorluğun elinde kalan en önemli toprak Anadolu ve bu Anadolu'yu tema adı verilen hem bir kurumsal tarih hem de tarihi coğrafya açısından dönem kaynaklarının vermiş olduğu bilgiler ve güncel kaynaklarla incelemeye gayret ettik. Elinde zaten eserin kitap baskısı olanlar görecektir. Coğrafyada dahildir. Yani konu o kadar detaylı aslında çalışılması gereken bir konu ki coğrafyası ayrı, idari ve askeri sistemi ayrı. Yani dolayısıyla burada tarihi coğrafyayı da atlamamak gerekiyor. Çünkü coğrafyayla beraber bu işler geliştiği için malum olduğu üzere bu önemli bir şey. Şimdi çalışmanın sınırlandırılmasıyla alakalı dediğim gibi
Şimdi başlangıcıyla alakalı bazı tereddütler var ama 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren en azından biz tema isimlerini kaynaklardan okuyabiliyoruz. 11. yüzyılın ortasına kadar tekabül ediyor. Bunun sebebi de malum olduğu üzere işte 11. Konstantinos'un yapmış olduğu idari, askeri ve mali düzenlemelerle bu sistemin zayıflamaya başlaması. Arkasından zaten 1015-1021 arasında gelen bir Türk saldırısı var Doğu Anadolu'da. Çağrı Bey'in yapmış olduğu. O sefer dolayısıyla zaten imparatorluğun o doğudaki sınır hattını Selçuklular zayıf olduğunu anlıyorlar. Arkasından zaten bizim 2. Bazilios'dan sonra gelen imparatorlar özellikle tabii burada 9. Konstantinos'u 11. aynen 9. Konstantinos'u şey yapmak istemiyorum ama yani bir suçlu olarak ifade etmek istemiyorum ama onun yapmış olduğu idari ve mali düzenlemeler özellikle İberya teması üzerinde yapmış olduğu düzenlemeler bu sistemin zayıflamasına neden oluyor. Şimdi kaynaklar üzerinde baktığımızda 11. yüzyıldan sonra mesela Malazgirt Savaşı'nda siz Antolikon teması birliklerini görürsünüz. Onlar ifade edilir. Sonraki kaynaklarda da ifade edilir. Hatta 1. Alexios Komnenos bu sistemi tekrardan diriltmek için çabalar da. Arkasından ki imparatorlar da aynı şekilde çabalar. Belli bölgede Batı Anadolu'da yapmaya çalışırlar. Ancak bunu genel olarak Anadolu'ya zaten yayabilme imkanları yok. Malum olduğu üzere Türk saldırıları ve yerleşmelerinden dolayı bunu gerçekleştirmek çok mümkün olmuyor. Ama imparatorluğun anlaşılan şöyle bir şeyi var. Yani sistem zayıflamaya başladıktan sonra geçmişe dönük bir hayali var. Yani bu özellikle 9 ve 10. yüzyılda işleyen ekonomik, idari ve askeri olarak işleyen ve İslam devletine karşı yapılan seferlerde, mücadelelerde başarılı olan, Balkanlarda aynı şekilde başarılı olan bir sistemin 11. yüzyıldan sonra, özellikle 2. yarısından sonra da imparatorlar gerçekleştirebileceğini düşünüyorlar. Ama bu maalesef sadece Batı Anadolu üzerinde belli noktalarda gerçekleşiyor. Şu anda zaten sistem demeye çok açıkçası dilim varmıyor. O sadece bir bölgenin yönetimi ki kastronlardan oluşur özellikle. Dolayısıyla burada 7. yüzyıldan itibaren 11. yüzyılın ortasına kadarki olan 1050-1055 yılına kadarki olan süreçte biz temaların imparatorluğun ayakta kalmasını sağlayan esas unsur olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla tabii sistem zayıfladıktan sonra bölgelerde de özellikle bu tema askerleri normalde vergi vermez. Kişinin görevi sefer olduğu zaman sefere gitmektir aslında. Ama Konstantinos'un yaptığı şey bu tema askerlerini vergiye bağlamaktır. Dolayısıyla o askerler vergiye bağlandıktan sonra askerlik görevini yapmak istemezler. Birliklerini terk ederler. Böyle de bir sonuç ortaya çıkar ve sistem zayıflamaya başlar. Çalışma doğrudan tema bölgelerinin ortaya çıkışı, tarihi, idari ve askeri yönetimi, tarihi coğrafyasının tespitini ve sistemin işleyişini açıkçası ifade ediyor. Şimdi kaynakları şu şekilde ifade edeyim. Ben bu konuya başlarken benim danışmanım Profesör Doktor Murat Keçiş Hoca. Murat Keçiş Hoca'ya sorduğumda hoca bir seminer yap demişti. Bir bakalım olur mu olmaz mı diye. Çünkü konu o kadar çetrefilli bir konu ki kaynak problemi gerçekten çok sıkıntı. Yani özellikle 7. yüzyılla işte 9. yüzyıl arasında o Anadolu tarihiyle alakalı kaynak bulabilmek gerçekten çok zor. Ama biz bu konuya başladığımızda kaynak çeşitliliğinin ya inanılmaz bir şekilde özellikle Arap kaynaklarında inanılmaz bir çeşitliliğinin olduğunu fark ettim ben. Yani zaten geç Roma'dan gelen idari ve askeri geleneğin bir devamı olarak aldığımız için temaları mecburen önceki coğrafya eserlerine bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama sonraki döneme geldiğimizde malum olduğu üzere işte çok fazla coğrafya eserimiz yok. Ama Arapların yazmış olduğu özellikle İbn Hurdazbi'nin El Mesalik ve Memalik adlı eseri 9. yüzyıldaki bize Bizans'ın tema ve coğrafyası hakkında muazzam bilgiler veriyor. Yani ben konuya tabii derinlemesine başladıktan sonra
Şunu gördüm ki bunu Casim Avcı Hoca da çok takdir etmişti açıkçası. Yani sen demişti Arap kaynaklarında bu konuyla alakalı erişebileceğin bütün her şeye verilere erişmişsin ve ben dahi Bizans hakkında bu kadar, hani bazen yakınıyoruz ya Bizans'ın erken dönemiyle alakalı kaynaklarımız yok vesaire falan diye, işte ben de ilk başta onu yaşadım. Ancak işte dediği gibi ben bile bu kadar bilginin çıkabileceğini tahmin etmedim. Yani temalar üzerinde söylemişti. Gerçekten burada slaytta da görüyorsunuz. Hani Grek kaynaklarını geçtik. Grek kaynaklarında özellikle 10. yüzyıla itibaren epey kaynağımız var. Taktikonlarda temaların nasıl işlediğine dair, strategozların görevleri, seferleri nasıl çıktığı, aslarının kim olduğu, ne kadar maaş aldıkları, onların hepsi yazıyor. Ama bu bilgileri, bu rütbe, özellikle idari ve askeri rütbeleri, asus hiyerarşisini biz Arap kaynaklarında da okuyabiliyoruz. O açıdan benim çok işime yaramıştı. Burada özellikle doktora, bu konularda doktora yapan arkadaşlarınız varsa Bizans'ın erken ya da orta dönemiyle alakalı Arap kaynaklarının kesinlikle göz ardı etmemelerini tavsiye ederim. Konstantinopolis hakkında bilgiler veriyorlar yani. Anadolu'nun coğrafyasıyla veriyorlar, idari ve askeri düzeniyle alakalı bilgiler veriyorlar. Bunları Araplar bir şekilde alıyorlar, temin ediyorlar. Dolayısıyla kaynak çeşitliliğimiz fazla. Buna Arap ve Grek kaynaklarına, Süryani ve Ermeni kaynaklarına da ekleyelim. Böyle de bir şeyimiz mevcut, kaynak çeşitliliğimiz. Evet, literatür değerlendirmesi, yani şuradan itibaren bizim aslında temalar özelinde bir zaten kaynağımız var. Yani direkt 7. Konstantinos'un yazmış olduğu De Thematibus adında temalardan bahseden bir kaynağımız var 10. yüzyılda. Ancak bu kaynağın malum olduğu üzere geçmişten gelen kaynakları da kullandığı için bazı tereddütler yaşadık. Yani gerçekten o dönemde bu temalar ya da bu yöneticiler bu tema coğrafyası buralara kadar ulaşıyor muydu, ulaşmıyor muydu tarzında bizi epey bir yordu Konstantinos. Ama şöyle bir özelliği var. Elimizde bir kaynağımız var ve Konstantinos bu eserini yazdırırken, telif ettirirken en azından geçmiş dönemdeki kaynakları kullandı. Her ne kadar biz o kaynakları iyi kötü tespit edebilsek de ya da edemesek de en azından bizim elimizde bir Konstantinos'un tema kitabı mevcut. Tabii bunun haricinde dediğim gibi taktikonlarda, özellikle 6. Leon'un taktikasında temaların hiyerarşisiyle alakalı, strategozun görevleriyle alakalı bilgiler var. Onları da tabii malum çeşitli kaynaklarla kıyaslayarak, çünkü biz 6. Leon'un taktikasının da malum daha önceki dönemlerde yazılan taktikalardan örnek alınarak yazıldığını biliyoruz. Ama tabii bunları değerlendirirken malum olduğu üzere elimizde başka taktikonlar da var. Gerçekten bu verilen bilgiler doğru mudur, değil midir diye bir atalım. Elimizde zaten Batı literatüründe epey kaynağımız var. Onları tabii değerlendirdik. Ülkemizde yapılan kaynakları, araştırma eserleri değerlendirdik. Şöyle göstereyim. Bakın burada imparatorluğun özellikle uzak bölgesinde, malum olduğu üzere geç antik çağda imparatorluğun bir daha askeri düzeni vardı. Bu bölgelerde imparatorluğu koruyan birlikler var. Orientan Birliği ile Ermeniyan ve iç bölgelerde de var. Ama esas zaten burada Yermuk Savaşı'nda mücadele eden birlikler, anlaşılan buradan toplanan birlikler ve arkasından o yeni giden sonra Toros Dağları'nın kuzeyine ve batısına doğru çekiliyorlar ve yavaştan bu bölgeler ya da garnizonlar ortaya çıkmıyor. Çıkmaya başlıyor. İlk başta dediğim gibi 5 tema bölgesi en azından 7. yüzyılın ikinci yarısına itibaren ve 8. yüzyılın başına kadar. Biraz önce de bahsettiğim sınır hattı, imparatorluğun İslam devletiyle olan en önemli ilişkilerinin gerçekleştiği. Bu sınır hattını şu şekilde düşünmemek gerekiyor. Arada bir insansız bölge var, tampon bir bölge var. Ancak imparatorluğun doğu sınırında malum olduğu üzere Avasım ve Sugur hattı dediğimiz. Sugur hattı ve arkasından da İslam devletinin ordularının, garnizonun olduğu Avasımlar var. Dolayısıyla
İslam kuvvetleri çok rahat bir şekilde yazın ya da kışın Anadolu içlerine çeşitli akınlar, yağmalar yapabiliyorlardı. Ki bunu denizlerde de görüyoruz. Toros, işte Kilikya geçitlerini geçerek çok rahat bir şekilde Ankara'yı yağmalayabiliyorlardı, Amorion'u yağmalayabiliyorlardı. Dolayısıyla buradaki sınır hattı çok geçirgen. İmparatorluk da tabii bu sınır hattını koruyabilmek için malum olduğu üzere belli stratejik bölgelerde, dar geçitlerde Clausura dediğimiz ya da Castron olarak da tanımlanan askeri bölgeler, garnizonlar oluşturuyor ve o garnizonlar vasıtasıyla buralara idari ve askeri görevliler atayarak İslam devletinin güçlerini kırmaya çalışıyor. Özellikle bunu yaparken de Anadolu içlerine girerken değil, taktikonların vermiş olduğu bilgiye göre Anadolu'dan çıkarken saldırı yapılmasına dair de bize tavsiyelerde bulunuyor. Tabii bunların ne kadar yapılıp yapılmadığıyla alakalı var. Ama nihayetinde Arap birlikleri çok rahat bir şekilde bu Clausura'lardan, geçit bölgelerinden geçerek Anadolu içlerine yağmalarını yapıyorlar. Mesela 838'de Amorion kentini yapıyorlar, yıkıyorlar. Oranın strategosunu ve 42 üst düzey yöneticisini alıyorlar. Esir olarak 845'te onları idam ediyorlar vesaire. Dolayısıyla böyle çok can sıkıcı, imparatorluk için can sıkıcı seferler de gerçekleştiriyor Araplar. Ama nihayetinde İslam devletine karşı sefer yapılacağında burada emir gidiyor ve nerede yapılacaksa savaş oraya Tema birlikleri dahil oluyorlar. Şimdi 8. yüzyılın ortalarına geldiğimizde bu bizim ilk 5 temamız. Arkasından bakın hemen kuzeyde Obsikyon temasının bölündüğünü görürsünüz. Bu tema şundan dolayı bölünüyor. Malum Konstantinopolis'e en yakın tema ve yeri zamanı geldiğinde imparatorluğa karşı isyan eden bir tema. Obsikyon teması. Arkasından bu 8. yüzyılın ortasından bu isyankar hareketlerini ortadan kaldırmak ve o gücünü kırmak için Optimaton'la Bukalorion adında iki tema bölgesi oluşturularak Obsikyon teması bölünüyor. Bunu sonraki dönemlerde de imparatorluğun bir politikası olarak 7. yüzyılın ortalarından 873'e kadar çeşitli temalar. Bakın Kapadokya teması, Kolonia, yukarıda işte Trabzon merkezi olmak üzere Kaldiye teması kuruluyor. Paflagonya teması. Bunların her birinin kurulmasının bir amacı mevcut. Özellikle bu doğudakiler zaten İslam devletine karşı stratejik bölgeler oluşturmak ve yönetici oluşturmak. Yukarıdakiler de özellikle o gelen Rus tehdidine karşı bir bölge oluşturmak. Yukarıdan Konstantinopolis'ten bir sefer düzenlemek yerine Trabzon'dan ya da yakın bölge işte Sinop'tan bir donanma komutanının emriyle bu yukarıdan gelen tehditlere karşı konulabiliyordu. Dolayısıyla daha sonraki dönemlere geldiğimizde bakın 11. yüzyılın ortalarına kadar geldiğimizde yaklaşık 16 tane tema büyük bölge haline gelir. Ancak bunları şöyle şekilde de görürsünüz. Bakın hemen en doğuda Mezopotamya teması vardır. Normalde Mezopotamya ile çok alakası yoktur. Yani tarihi Mezopotamya coğrafyasıyla. Lykandos teması kurulur en üç noktada. Aslında imparatorluk ordusu 10. yüzyılın ikinci yarısına itibaren güneye kadar gider. Antakya'ya kadar gider. Hatta Halep'e kadar gider. Ancak orada herhangi bir tema bölgesi kurulmaz. Sadece belli noktalarda kaleler ya da kastronlar kurulur ki onları zaten taktikonlar da söyler. Bunlar genellikle stratejik bir strategozun atandığı emrinde en az böyle 500 bin kadar bir askeri birliğin olduğu stratejik noktalar, kastronlar halinde sınır hattını konuşlandırmaya ya da korumaya başlarlar. Dolayısıyla 11. yüzyıldaki imparatorluğun sınır hattını koruması stratejisiyle özellikle 10. yüzyılın ikinci yarısına itibaren söylüyorum. İlk dönemlerdeki sınır hattını koruma stratejisi arasında bazı farklılıklar var. Çünkü o imparatorluğun genişlemesi, zenginleşmesi, idari ve askeri olarak güçlenmesi ve doğuda sınırların genişlemesiyle bu Doğu hattında İslam devletine karşı ya da oradaki hanedanlığa karşı daha stratejik
bir üst akılla bu sınırları yönetmeye başlıyor imparatorluk. Zaten genişlemesinin bir noktası da bununla alakalı. Ama dediğim gibi 11. yüzyılın ortalarından itibaren yine beklenmedik bir tehlike olarak Selçukluların ortaya çıkması ve Malazgirt Savaşı'nda işte o büyük yenilgiyi almasından sonra en azından Kızılırmak Nehri'nin doğusunu imparatorluk toprağı olarak Türklerin eline geçtiğini biliyoruz. Zaten 1075'te de İznik'te Türkiye Selçuklu İmparatorluğu ya da Devleti kuruluyor. Süreç bu şekilde Sayın Hocam. Bunu ifade ettik. Evet, şimdi bu şuradan devam edelim. Arap kaynaklarıyla alakalı dedim ya bilgiler var diye. Bakın burada yansıda görüyorsunuz. Bütün neredeyse temaların isimleri var. İşte Antiochon'dan tutun Selevke'ye kadar, yani bölününceye kadar Arap kaynaklarında, bakın burada İbn-ül Dazbi'den başlar en arkada, İbn-ül Fakih, Kudame bin Cavel Mesudi, anonim Arap kaynağı Yakut'ta, hatta Taberi'de vardır ama Taberi daha çok kalelerden bahseder mesela. Bunun haricinde malum olduğu üzere Bizans taktikonlarında ve kaynaklarında geçen Anadolu temalarının isimleri var. Tabii en önemli şey bu yöneticilerin maaşlarının ödenmesi. Çünkü bunların işte her yıl ya da ne bileyim 4 yılda bir en azından strategozların ya da onun emrindeki asların maaş alması gerekiyor. Burada bakın her imparatorluk bölgesinin yönetici strategozların almış olduğu maaşlar var. En yüksek maaşları genellikle en büyük geniş, yani geniş coğrafi olarak geniş ve askeri olarak en güçlü olan strategozlar alır. Yaklaşık 2880 numuzma. Hatta 10. yüzyılda bizim batıdan gelen Lüyüprant elçi bir gün bu maaş ödemesine denk gelir. Şöyle der, bu komutanların, strategozların çuval taşımakta zorlu. Yani maaş ödendikten sonra çuvalla veriyorlar altınları, numizmaları. Bunları taşırken zorlandıklarını ve yardım edildiğini de ifade ederler. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta var ödemelerle alakalı. Birincisi Trabzon merkezi olmak üzere Kaldiya strategozuyla alakalı. Bakın burada bir 10 litreyi merkezden alır, hazineden. 10 litreyi de bölge ticaret merkezi olduğu için ticaretten elde etmiş olduğu gelirler üzerinden 10 litreyi maaş alır. Toplamda 20 numizma. Mezopotamya strategosu merkez hazineden hiç maaş almaz. Onların da yine doğuda İslam Devleti ile ya da oradaki topluluklarla ya da hanedanla yapmış olduğu ticaret dolayısıyla ticaret gelirleri söz konusu. Dolayısıyla onların hazineye yükü çok yoktur. Ancak daha küçük temalara dikkatinizi çekmiştir. Daha küçük temalarda strategozların almış olduğu maaşlar daha azdır. Mesela işte Selevkiya, Mersin tarafını kapsayan temada 5 litreyi, Kübriyaton deniz temasının strategosu mesela 10 litreyi maaş alıyor. Tabii bunu günümüz altın ücretine vurduğumuzda muazzam paralar elde ediyor. Evet, asker sayıları var. Malum olduğu üzere şimdi bir bölgemiz var. Komutan var. Tabii onun emrinde de ordu var. O ordunun kaç bin kişiden oluştuğuna dair Arap kaynaklarında bilgiler var. İşte 15 bin mesela Antiochon 15 bin gidiyor mesela 10 bin 6 bin gibi şeklinde. Toplamda bakın bunları şey yaptığımızda imparatorluğun temalardaki en azından tespit edilene kadar 75 bin 70 bin ya da 80 bin arasında bir tema birlik ordusunun olduğunu Arap kaynaklarından tespit edebiliyoruz. Evet, bunu zaten gösterdik. Yani ifade edeceklerim en azından çok fazla sıkmadan bunlar yani aslında tema olarak dediğimiz şey yani bir kelimeden ziyade aslında imparatorluğun 7. yüzyılın ikinci yarısından başlayıp 11. yüzyılın ortasına kadar idari, askeri ve sosyoekonomik bir düzenini, bir sistemini ifade ediyoruz. Ondaki sebep de ifade ettiğim gibi İslam Devleti'nin tehdidi ve Anadolu'da en önemli elde kalan Anadolu toprağının içten büyümeyle, içten gelişmeyle yeniden diriltmesini sağlayan bir sistemi ifade ediyoruz.
Çok da fazla sıkmayayım. Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Sorularla da gerekli şeyleri cevaplarız. Şimdilik bu kadar. Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Gayet faydalı bir sunum oldu en azından kendi adıma görünüyor. Şimdi sorusu olan arkadaşların gerek mesaj yoluyla gerek söz olarak sorularını sorabilirler. Hocam Aleyna Coşkun. Hocam merhabalar. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Benim sorum şu. Tema yöneticileri neye göre seçilirdi ve yöneticiler seçilirken en önemli kıstas neydi? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Gayet iyi bir soru. Şimdi bununla alakalı şunu söyleyeyim. Bir, Bizans İmparatorluğu ya da Doğu Roma İmparatorluğu meritokrasiyle yönetilen bir imparatorluk. Bunu ilk önce bir tespit etmemiz gerekiyor. Bunu kaynaklarda da görebiliyoruz. Güncel yapılan araştırmalarda da görüyoruz. Yani liyakatin özellikle orduda liyakatin üst düzeyde olduğunu ifade edebilir. Bunu askeri el kitaplarından da görüyoruz. Yani siz eğer iyi bir savaşçıysanız, bunun belli kriterleri var tabii fiziksel olarak da. Güçlüyseniz, dirayetliyseniz, zekiyseniz, iyi kılıç kullanıyorsanız mesela. Bu tarz bir komutanda ya da bir kişide onu üstün olarak gösteren, onu yetenekli yapan özellikler varsa imparatorluk sizi komutan yapabiliyor. Bunun için Türk olmanıza gerek yok ya da işte Romalı olmanıza gerek yok. Bir Türk de bunu yapabiliyor, bir Ermeni de bunu yapabiliyor ya da bir Arap da bunu yapabiliyor. Yani imparatorluk bunu yani tam anlamıyla liyakatli yaptığını ifade edebilir. Aynı şekilde Strategos da mesela kendi aslarını özellikle şimdi Strategos'un askeri asları var. Aynı zamanda bir de sivil asları var. Çünkü şöyle düşünelim. İmparator Strategos'un işte yemek ihtiyacı var, çeşitli ailevi ihtiyaçları var, işte kalacağı yerde çadırın kurulması ihtiyacı var. Onların her birinin bir görevlisinin olması lazım. Aslında bir baktığımızda bir saray teşkilatının küçük bir teşkilatının temalarda Strategos yönetimi altında olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla Strategos bu kişileri de zaten kabul ederken ya da seçerken kesinlikle güvenilir, çalışkan, savaşmayı bilen ya da yetenekli kişileri dikkate aldığını ifade edebiliriz. Bunu da dediğim gibi taktikonlarda çeşitli özellikleri var. Strategos nasıl seçilir diye ve bizzat şunu da ifade edeyim. İmparator tarafından atanır Strategos. Bunu da ifade edeyim. Yani liyakatli bir şekilde atanır. Umarım doğru cevaplayabilmişimdir. Teşekkürler hocam cevabınız için. Osman hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Cüneyt hocam ağzınıza sağlık. Rica ederim. Sesim geliyor değil mi? Evet hocam. Geliyor. Tamam. Şimdi benim tam oturtturamadım. Örneğin Roma'daki eyalet sistemi ve eyaleti yöneten prokonsüllerle tema sistemi ve tema yöneten Stakios arasındaki fark ne? Ben keskin bir fark yakalayamadım açıkçası. Yani. Şimdi hocam prokonsülün tabii ben çok yetkilileriyle alakalı yani detaylı bilgim yok. Ancak şunu ifade edeyim. Burada özellikle geç dönemdeki mesela magister militumlar var. İlhami hocam bilir. Magister militumların yöneticileri var. İdari ve askeri görevleri vardır. Aynı zamanda onun asları vardır. O burada ifade ettiğim strategozlar ya da praetor hocam daha sonraki yine geç dönemde praetor da vali olarak geçer. Tabii erken dönem için söylemiyorum bunu. Geç dönemdeki praetorlar için ki bunun kaynaklarda da ifade edilir. Daha çok askeri ve idari olağanüstü yetkileri olan mesela imparatorluktan acil hani bir ferman ya da bir emir gelmediği sürece kendi içerisindeki problemleri çözebilen bir yöneticiden bahsediyoruz. İdari ve askeri olarak ya da sosyoekonomik olarak. Dolayısıyla prokonsüllerin detaylı olarak ben tam ne görev yaptığıyla alakalı çok bilgim yok açıkçası. Ama magister militumlarla, oradaki komutanlarla ya da bir geç dönemdeki praetorlarla görevleri hemen hemen aynıdır hocam. Şöyle sorsam değişik bir soru olarak kusura bakma diye arkadaşın zamanını alıyorum. Yani eyaletlerde, eyalet sisteminde nasıl bir problem ortaya çıktı da tema sistemine döndüler ya da
temas sistemi nasıl bir artı kazandırdı? Bu daha güzel bir soru olur galiba. Hocam şimdi aslında bu bir sürecin bir sonucu. Yani bu imparatorluk bu geniş coğrafyayı yönetebilmek için malum olduğu üzere işte bizim Perslerden de örneklerini bildiğimiz işte satraplarla yönetiyorlar mesela bölgeyi, coğrafyayı böyle. Romalar eyaletlerle bölüyor, yönetiyor. Bizim aslında tarihi kökenden gelen zaten bir yönetim anlayışımız var. Yani Roma'dan gelen eyalet sistemini bizim en azından burada ifade ettiğimiz temalarda daha askeri, daha idari, yani bilmiyorum doğru ifade edebiliyor muyum ama geçmişten gelen bir askerileşmenin sonucu bu aslında. Yani geçmişle ya şunu şurada kesiyorum, burada bu yok, şurada bu var şeklinde değil. Aslında geçmişin bağlarını taşıyan bir sistemden ya da düzenden bahsediyoruz. Yani magister militumlardan veya arkasından temaya geçen, hatta bunu batılı araştırmacılar da söylerler. İmparatorluğun yapmış olduğu, tehlikelere karşı yapmış olduğu bir askerileşmenin sonucu olduğunu ifade ederler. Ben de açıkçası buna katılıyorum. Yani böyle kökenden gelen bir düzenin parçası hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. İlham hocam buyurun. Hocam teşekkür ederiz. Şimdi buradaki temel problemlerden bir tanesi aslında şu: yaklaşık olarak 8 asır boyunca savaşan iki tane kutup var burada. Bir tanesi Roma tarafında, bir tanesi İran tarafında. Buna evet, Parti diyebiliriz, Sasani diyebiliriz, işte Arşak diyebiliriz, her neyse. Şimdi burada 7. yüzyılın ilk çeyreğine geldiğimizde yetersiz gelmeye başlayan bir şey var Roma İmparatorluğu tarafında. Yani Roma tarafında eksik kalan bir şey var. Bu idari yapılanmayı ortaya çıkaran gerekçenin altyapısını oluşturan şey Sasanilerin son dönemi mi, İslam'ın ilk dönemi mi? Bunu şu yüzden söylüyorum. Yani Sasanilerde olup da ya da Sasanilerde olmayıp da İslam'da olan ne var ki böyle bir sistem değişikliğine ilerliyoruz? Yani İslam Sasanilerden farklı olarak neyi ortaya koymuş ki biz yeni bir sisteme doğru evrilmek zorunda çıkıyoruz? Yani. Hocam aslında şu burada bunun belirginleştirmenin noktası Heraklius'un 626 seferinden önce Anadolu'da yapmış olduğu düzenle alakalı. Yani düzenle derken imparatorluk birliklerini talim ettirme, onları güçlendirme anlamında söylüyorum. Yani burada aslında zaten Sasaniler imparatorluk birliğine vermiş olduğu, yani o sefer öncesindeki biliyoruz Üsküdar'a kadar gidiyorlar, orada değil mi, Konstantinopolis'i kuşatmak için arkasına avarlar geliyor, kuşatıyorlar. Zaten imparatorluğun tepki verebileceği güçlü bir ordusu yok. Phokas döneminde zaten isyan çıkıyor değil mi? Phokas başa geçiyor. Arkasından tema o birlikler içerisinde isyan çıkıyor ve Phokas baştan düşürülüyor. Arkasından İmparator Heraklius geliyor. Yani imparatorluk zaten en azından Sasaniler döneminde zaten epey yıpranmış durumda. Yani İmparator Heraklius'un amacı aslında burada sağ kalan kendi döneminde ve sonrasında 626 ve sonrasında 636'ya kadar en azından elinde kalan o birlikleri diri tutmak. Yani burada şöyle, Sasaniler zaten elinden geleni, yani Sasaniler zaten epey yıpratıyorlar ama esas darbeyi vuran, yani zayıflatanlar Sasaniler, esas darbeyi vuran ise İslam Devleti. Yani İslam Devleti çıkmayıp belki 626 işte seferini Heraklius başarılı bir şekilde sonuçlandırmasa ya da o arkasından Sasaniler yani bir müddet tabii geri çekiliyorlar ya, devam etse zaten Heraklius'un ya da imparatorluğun tekrardan canlanabilme durumu çok gerçekleşmeyebilir. Yani orada Sasanilerin tehdidinin geri çekilmesi İmparator Heraklius'u zaten cesaretlendiriyor. Orduda bir düzenin idare şekilde bir düzenin yapılması gerektiğini zaten farkına varıyor. Burada dediğim gibi esas darbeye vuran Yermük'sü. Tabii belli savaşlar gerçekleştiriyor zaten. İslam Devleti ortaya çıktıktan sonra Mute Savaşı vesaire yapılıyor. Arkasından Yermük Savaşı. Orada imparatorluk, yani kaynakların söylediğine göre tabii sayılar abartılı. Mesela Arap kaynakları 400-500 bin kişilik bir Bizans ordusunu yendiğinden vesaireden bahsederler. Ama şunu biliyoruz ki İmparator Heraklius'un oğlu Theodorus yani oraya güçlü bir orduyla gidiyor Yermük Savaşı'na. Dolayısıyla orada ağır bir yenilgi alıyor.
Hayatta kalanların geri çekilişi, yani son darbe dediğimiz şey aslında bu. İmparatorluk birlikleri aslında nereye kaçacağını bile bilmiyor. Hatta Malatya'ya kaçıp İyaz Bin Gam onları takip ediyor mesela. Malatya'ya kadar. Gassani lideri var mesela, aynı şekilde imparatorluk topraklarına sığınıyor vesaire. Ama burada ifade ettiğim şey İslam devletinin son darbeyi vurması. Ama esasında zaten Sasaniler imparatorluğu epey zaten yıpratıyorlar. Yani senin daha değil mi? Şimdi daha hakim olan bir alan ama. Burada aslında şöyle bir durum var. 6. yüzyılın sonu 7. yüzyılın başlarında her ne kadar Roma içeride problemler yaşıyor olsa da askeri zafiyetin sahada çok göstermeyecek. Çünkü Roma diplomatik açıdan ve yönetim felsefesi olarak 7. yüzyılın başında çok iyi bir şey yapıyor. Dezenformasyonu o kadar abartıyor ki yaydığı Anadolu'da çeşitli noktalara yaymış olduğu kasıtlı çarpıtma bilgilerle Şahin gibi, evet. Şehir Baraz gibi henüz daha savaşa girmeden önemli komutanları, üstelik önemli iki komutanını mağlup olarak savaşa sokuyor. Şimdi 625'teki ve 620'deki alttaki o avarlarla ortak Konstantinopolis kuşatmasının ardından Heraklius'un hani ölüm savaşı diye James Orchans'ın aktardığı o son savaş, hayatta kalma savaşında Heraklius'un ordusu çok kötü durumda değil. Oldukça iyi durumda. İslam ordularının Sasan ordularına karşı genellikle bir üstünlüğü var. Bu da organizasyon becerisi. Sasan orduları, mesela Sasan krak politikası var. İkinci üstüne doğrudan savaşta yer almıyor. Ordu komutanlarını gönderiyor. Mağlup olanlar komutanlar Hüsrev evet, değil. Bu oldukça akıllı bir strateji Sasaniler tarafından, fakat İslam orduları böyle değil. İslam ordularının organizasyon becerisi Sasanilerin çok daha iyi olduğu için evet. Ve Sasani coğrafyasında mağlup Şehin Şah dediğimiz şey şahların şahı. Demek ki birden çok şah var. İslam'da böyle bir şey yok. İslam'da bir tane var zaten. Ama Sasani'de çok şah var. Sasani'den 650'lere kadar giden yıkılış sürecine de zaten içerideki bu iç kaynama nihavendden sonra 627'den sonra aslında başlıyor. Bu James Orchans'ın 2021'de çıkardığı son büyük savaşın temel noktası buydu. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Şu ana kadar tarihçiler hep buraya odaklanıyorlar. Ama bu noktayı hep görmüyorlar diyordu. Aslında James'in söylediği veya iddia ettiği şey tam olarak 7. yüzyılın hemen başında, belki Focas'tan hemen sonra aslında Anadolu'da içeride başlayan bir idari değişiklik tehdidinin bahanesi İslam orduları oldu. Bu tabii James'in evet. iddiası oluyor. Evet, şununla alakalı tabii ben bunu doktora tezimde bahsettim. Özellikle o Focas'ın yönetimi devrildikten sonra yani imparatorluk birlikleri, özellikle sınırlardaki birliklerin toplanma aşamasına geçtiğini zaten biliyoruz. Bunu ben doktora tezimde de şey yaptım ama sen benden daha düzgün ifade ettin hocam. Yani burada zaten sunumda da ifade ettim ya, İslam devletinin zaten yaz kış düzenli olarak sefer yapması, akınlar ya gerçekleştirmesi, onun ne kadar organize bir devlet ya da bir komutan, hatta Afşin vardır meşhur 838 kuşatmasını yapan Türk komutan Afşin'dir, Amorium'u yakıp yıkan. Yani dolayısıyla orada komutanların ya işte Mutasım'da dahil ya da başka komutanlar, onların stratejik aklının yani üst düzey olduğunu ifade edebiliriz. Bu tabeli de özellikle söyler mesela bu hani komutanların üstün yeteneklerinin, kuşatmaları nasıl gerçekleştirdiklerinin Anadolu'daki iç bölgelerde dahil nasıl gerçekleştirdiklerini ifade ederler. Yani sen benden daha düzgün ifade ettin. Burada ifade ettiğim şey aslında tabii İslam Devleti son bir darbeye vuruyor ama İslam Devleti'nin organize olarak yani yaz kış gerçekleşmiş ki buna deniz de dahil. Ki bunu yapmamış olsa zaten Konstantinopolis'i kuşatamazlar. Yani bu aslında bir organizasyonun sonucu baktığımızda. Tabii bir de üst akıl var. Orada Muaviye tabii hedef Konstantinopolis olarak belirlenmiş ve donanmasıyla beraber bunu da gerçekleştirebiliyorlar. Yani aslında İslam Devleti dediğim gibi daha organize olarak Anadolu içlerine kadar, hatta Konstantinopolis'e ya da imparatorlar bir tehdit oluşturabiliyor. Bunu zaten işte imparatorlar görüyor. Yani bu tehdidi ne kadar daha çok, daha az böyle absorbe edebiliriz yani İslam tehdidini. Dolayısıyla onun üzerine kafa yoruyorlar birazcık da. Kazım Doğan Bey'in bir sorusu var sanırım. Kazım Bey buyurun. Merhaba hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. Sesim net mi acaba? Geliyor, sesiniz net. Geliyor hocam, buyurun. Hocam çok teşekkürler. Elinize emeğinize sağlık.
Benim merak ettiğim konu şu. Ben halihazırda bir yüksek lisans çalışması yapıyorum Bizans İmparatorluğu ordusu hakkında. Bu konuda elbette tema sistemi için sizin de gerçekten bir dönüm taşı oluşturduğunuzu düşünüyorum. Sorum şu ki, bildiğiniz üzere hocam tema sistemlerinin kuruluşu için alan içerisinde genel anlamda Heraklios dönemi kabul ediliyor. Evet. Lakin bazı araştırmacılar, özellikle Warren Threadgold gibi araştırmacılarca evet, da aynen. ikinci Konstans dönemi savunuluyor. Aynen. Şimdi şöyle hocam, farklı kronik kaynaklardan da okuyup tespit etmeye, araştırmaya çalışmama rağmen bu konuda net bir şeye ulaşamadım açıkçası ve Evet. bunu direkt size sormak istedim. Bu Evet. konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Evet, teşekkür ederim. Bunu konuşmamın işte başında da ifade ettiğim gibi bu özellikle tabii Batılı araştırmacıların da kafa yorduğu bir şey. Benim de yani en çok ben aslında şunu demek isterdim açıkçası. Hani tezimde yani bu Heraklius dönemiyle alakalı olarak işte bazı kaynak kısıtlıklarının olmasından dolayı Heraklius döneminde kuruldu tarzında bir şey demek aslında çok şey. Doğru değil açıkçası. Ama bunu genel bir ne diyelim kanı özellikle işte biraz önce de ifade ettiğimiz şeylerden dolayı bu en azından bir başlangıç noktası olarak alınabilir. Threadgold hocayla tabii biz bu konuyu da konuştuk. Threadgold hoca ikinci Konstans'ı ifade eder. Mesela John Alden hoca birinci Nikephoros Phokas'ı ifade eder. Yani aslında hatta ya yani John Alden hoca böyle bir yani sistemle alakalı şey de yoktur yani hani sistem olarak da ifade etmez. Dolayısıyla bunu zaten kaynaklardan tespit edebilmemiz en azından şu an için yani ben tespit edemedim. Tespit edebilirsek ne ala çünkü yok yani bilgi yok. En erken en azından Theofonis'te geçiyor. Yani onun zaten 818 Theofonis'te bilgiler var. Tabii tema terimiyle alakalı kelimesiyle alakalı kaynaklarda ifadeler geçiyor. Onu ifade edeyim ama bunun herhangi bir şekilde idari ve askeri bölge, Theofonis'teki gibi bölgeleri ifade ettiğiyle alakalı ben en azından karşılaşmadım. Dolayısıyla burada Kirikot Hoca'nın ya da işte John Alden Hoca'nın aynı şekilde konuşmamın başında ifade ettiğim 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ya da hatta 8. yüzyılın başı gibi de düşünülebilir. Onu da tartışılan bir konu. Şunu ifade edeyim. Bu kuruluş problemi yaklaşık 1940'lardan beri tartışılan bir problem. Hani dolayısıyla günümüzde tartışılmaya devam ediyor. Kaynaklardan ama dediğim gibi tespit edebilirsek ne ala yani senin de tespit edememen çok normal yani açıkçası hocam. Çok çok teşekkür ederim hocam. Yani bilmiyorum doğru cevap verebildim mi ama Tabii elbette. Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi Tefones'in ilk kez 610 yılında aktardığı dönemde evet, aynen. temaların bu dönemde Herakleios tarafından saydırıldığı ve çok az sayıda bir asker Bilgi. bulunduğuna dair bir evet böyle bir bilgimiz var elimizde bildiğiniz gibi. Evet. Burada Tefones Smokata'dan bir referans aldığını bahsediyor. Burada Sasani Evet. Kumandanı Evet. Razates'in Aynen. bir Aynen. Aynen. meselesi var. Evet. Burada hocam acaba kastedilen şey midir? Hani Orada 610 gibi tam erken bir tarih yerine hani 640'lar hatta belki Heraklius'un ölmüş bile olabileceğine dair. Yani acaba bu mu kastedilmektedir ya burada? oradaki muhtemelen kastı birlik düzenle alakalı olan bir kast. Yani Anladım. askeri anlamda Askeri değil, belki teknik değil, coğrafi bir belki. ha, yani o olabilir. Yani Anladım. açık yani olabilir Hı. ama dediğim gibi orada bir birliği imparatorluğun içerisinde ordusunun Hı. içerisinde olan bir birliği tema olarak tanımlamıştır diye de düşünebiliriz açıkçası. Ya da dediğim gibi tam belli olmamakla beraber belki de bir coğrafyayı kastediyordu. Yani o işte tam Hı. çok net değil ama en azından 7. yüzyılın başında her ne kadar geç bir tarihte olsa Theofonis en azından 7. yüzyılın başında böyle bir referans vermesi ki kendisini zaten geçmiş kaynakları kullandığımızı biliyoruz. Vermesi bizim için değerli, önemli. Ama daha erken dönemlerde, ondan önceki dönemlerde tabii net kaynaklarımız çıkarsa bulursak daha erken döneme de alabiliriz. Burada da özellikle işte Sasanilerle bir bağlantısını kurabiliriz mesela öyle bir durumda.
Evet, evet hocam çok Evet, doğru. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam, çok teşekkürler. Çok küçük bir soru daha sorabilir miyim hocam? Zaman çalıyorum ama özür diliyorum. Tamam. Hocam Buyur hocam. bahsetmiş olduğunuz kleizoralar için sınır orduları diyebilir miyiz hocam? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya sınır ordularından ziyade bunlar stratejik geçitleri koruyan bölgeler. Mesela işte Anabarza Kalesi gibi. Mesela işte Tiana Kalesi, Katronu gibi. Yani strateji bu bizim Adana'da Gülek Boğazı civarında çoktur mesela. Geçiş noktalarını koruyan bölgeleri biz aslında kleizura diyoruz. Onların çeşitli kaynaklarda özellikle 10. yüzyılda çeşitli adlandırmaları da var. Onun başında da ayrıca kleizurarkes olarak tanımlanan bir yönetici, bir idari yönetici var. Tabii bunları şu şekilde bir silsile halinde ele aldığımızda kuzeye doğru ve Arapların geçiş yolları güzergahında olduğu için tabii ki bu bir sınır stratejisi, bir sınır yönetimi anlayışını ifade ediyor açıkça. Öyle ifade edebiliriz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Fatih hocamızın sanırım bir sorusu var. Hocam buyurun. Hocam teşekkür ediyorum öncelikle. Hoş Rica geldiniz. ederim. Hoş sen de hoş geldin. Toplantının başını kaçırdım. Kusura bakmayın hocam. Bahsetmiş olabilirsiniz belki. Sizin de sonradan söylediğiniz gibi Temas sistemi daha önceki Perslerden itibaren gelen SAP sisteminin bir devamı Evet. niteliğinde hocam. Ve sizin gösterdiğiniz haritalara bakınca da mesela Perslerin Anadolu'da oluşturduğu 5 önemli satraplık var işte Daskilion, Kapadokya, Sardes, İonya ve Armenya. Bunlarla önemli ölçüde örtüşüyor hocam. Ve bu satraplıkların alt birimler de birbiriyle örtüştüğünü düşünüyorum. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz hocam? İdari Yani olarak. evet, ben, evet aslında tezimin başlangıç noktası giriş bölümü burayla alakalı. Yani Anadolu geçmişte nasıl yönetiliyordu? İşte 7-8. yüzyıldan itibaren nasıl yönetiliyordu? Tabii burada baktığımızda esasında zaten belirlenen hatlar en azından nehir hatları, işte dağ sınır hatları, sıra dağlar çerçevesinde geliştiğini ya da bir eyaletin ya da bölgenin kurulduğunu tespit edebiliriz. Malum olduğu üzere bizim yani İslam Devleti ortaya çıkmadan önce aslında bizim imparatorluğun sınırı işte Fırat'la Dicle Nehri gibi. Değil mi? Sınır hattı. Karşılıklı kaleler bile mevcuttur. Yani dolayısıyla burada İslam tehdidinin arkasından burada sınır hattını oluşturan bizim Toros dağlarımız oluyor. Yani doğal bir engel. Herhangi bir şekilde çit vesaire bir şey koymaya gerek yok. Burayı da yönetirken Kastronlarla ya da işte Klezura adı verdiğimiz o stratejik geçitler koruma alanlarıyla imparatorluk yönetiyor. Tabii bu iç bölgelerde yine aynı şekilde bu sınırları tabii şöyle kesin hatlarla belirleyememekle birlikte en azından yine nehirlerin, dağ bölgelerinin işte doğal ve hatların belirlendiğini söyleyebiliriz. Bu satraplarda ya da daha sonrasında Roma'da eyalet sisteminde eyaletlerin sınırlarının hatlarının belirlenmesinde de bunlar göz önünde bulunduruluyordu diye düşünüyorum. Çünkü imparatorluk burada en azından temaları belli ederken çünkü coğrafyaların az çok nerelere kadar ulaştığını biliyoruz yani temalarda. Yani o 10. Konstantin, 9. Konstantinos'un vermiş olduğu bilgilerden dolayı az çok nereye kadar ulaştığını tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bir hayali hat, bir sınır çizebiliyoruz. Orada da ifade edildiği gibi doğal hatlar genellikle kullanılıyor. Muhtemelen satraplarda da ya da o eyalet sisteminde de bunlar ifade ediliyordu, bunlar kullanılıyordu diye düşünüyorum hocam. Teşekkürler hocam. Güzel hocam. Hocam Emir Ali Sipahioğlu Bey sohbetten bir soru iletmiş. Sadece Straganoslar değil, Yunanca Katepanoslar yani kaptanlar da var sanırım Cüneyt Hocam. Evet, aynen. Benim sorum acaba Türklerden Tema sistemi içerisinde eyalet varlığı yapanlar oldu mu? Sanırım Aslan ismiyle biri var. Teşekkür ederim demiş. Yani bilmiyorum belki yani ben açıkçası bütün neredeyse şeylere baktım tespitlerle. Biz bunlara şey prosopografi çalışmaları var mesela. İmparatorlukta idari askeri görev yapanların soylarıyla alakalı kimler olduğuna dair çalışmalar var. Kaynaklar da var. Yani bilmiyorum arada belki gözümden de kaçmış olabilir.
en azından benim tespit ettiklerimden ya da okuduklarımdan ben onunla karşılaşmadım. Ama dediğim gibi gözümden kaçmış olan bir Türk yönetici. Mesela 11. yüzyılda var. Hani imparatorlukta komutanlık yapan, işte asker olan, paralı ücretli askerlik yapan Türkler var. Araplarda da var mesela biliyoruz ama eyalet yöneten, strategozluk yapan, dediğim gibi belki gözümden kaçmış olabilir ama ben karşılaşmadım. Ama o soruyu soran hocamız, arkadaşımız bana bir bilgi verirse gerçekten çok sevinirim. Ama olabilir tabii ki. Yani bu hani biraz önce de konuda da ifade ettim ya, bu Türk, Ermeni ya da işte Sırp olmasını imparatorluk genellikle bakmıyor. Mesela Ermenilerden stratejik yapan çok var. Bunu da ifade edeyim. Türklerden tabii ki neden olmasın? Olabilir yani. Hocam Elif Baş Hanım bir soru yöneltmiş. Hocam öncelikle kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Size sorum, hiç tema yöneticileriyle merkez arasında bir karşı karşıya gelme durumu olmuş mudur? Yazıyor. Evet tabii, zaten temaların esasında bölünme sebebi, özellikle burada opsiyon temasının bölünmesi sebebi, burada opsiyon teması strategosunun Konstantinopolis'e isyan etmesiyle alakalı. Bunun yanında Antolikon teması komutanlarının, strategozlarının imparatorlukta görev yaptığını, İzoria Handanlığı mesela çok meşhur, İmparator 3. Leon'un oradan çıktığını, Amorion Handanlığı mesela diye de geçer. Yani bunların tema yönetiminden ordunun desteğini alarak bir hanedanlık kurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar çok olağan şeyler. İmparatorluk biliyorsunuz, imparatorluk tarihi aynı zamanda bir isyanlar tarihidir, Bizans İmparatorluğu. Dolayısıyla burada isyanları çıkartanlar zaten genellikle askeri komutanlar taşra bölgesinde. Onlar da ellerinde güçlü bir ordu olduğu zaman ve Konstantinopolis'ten de destek aldığında dolayısıyla orada çatışmalar çok fazla oluyor. İmparator da tabii olabiliyorlar dirayetli oldukları için. Böyle cevaplayandırabiliriz. Yani bu konularda epey bir şey var, bilgi var. Hocam son olarak Emir Ali Sipahioğlu bir soru daha yöneltmiş. Tema uygulaması sonrasında Bizans'taki Pronoia sistemi ile Osmanlı'da uygulanan tımar sistemi arasında benzerlik olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Evet, benim en çok maruz kaldığım soru bu. Yani her yerde karşıma çıkan bir soru. Açıkçası biz bunu tezde de yazmayı düşündüm ben ama danışman hocam bu işlere hiç gerek yok, boşver tartış, gerek yok dedi. Çünkü ya şöyle bir 11. yüzyıl, yani bu 11. yüzyılın ortasına kadar ki, özellikle şöyle söyleyeyim, 1. Alexios Komnenos'a kadar ki imparatorluğun durumu bana göre, ki kaynaklardan da gördüğümüze göre farklı bir özellik gösteriyor. Ancak 1. Alexios Komnenos'tan sonra Pronia ile ve o yönetim anlayışıyla daha farklı bir dönüşüme geçiyor imparatorluk. Dolayısıyla zaten tezi sınırlandırma noktamız baktığımızda aslında 1. Alexios Komnenos'a kadar ki olan süreç. Alexios başa geldikten sonra orada farklı bir toprak sistemi var. Ama tabii ki yani Osmanlı'ya tımar olarak geçmiş midir, geçmemiş midir? Şimdi bu YouTube videosu yayınlanacağı için ben çok bir şey ifade etmeyeyim. Dolayısıyla benim en Osmanlı tarihçi hocalarımla en çok karşı karşıya kaldığım noktalardan bir tanesi bu. Yani bunu şöyle ifade edebilirim. Eser kitap olarak basıldı. Kitaptan bilgileri, toprak işleyiş sistemini okuyup arkasından Osmanlı'daki tımar sistemini ya da pronoya sistemini kıyaslayabilirler. Ben Osmanlı özelinde özellikle çok bir şey söyleyemem yani bunda. Söylemeyeyim yani. Affınıza sığınarak. Başka bir soru yok sanırım. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için tekrardan teşekkür ederiz. Biraz faydalı olmuştur. Seminerim burada sonlanmıştır. Herkese iyi akşamlar dileriz. Hocam teşekkür ederiz tekrar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler hocam.